Değerli izleyenler, Kanal 23 ekranlarına Gazze'yi Unutma programına hoş geldiniz. Bu hafta programımızda Davet ve Kardeşlik Derneği Elazığ Şube Başkanı Abdülmecit Ersöz'ü konuk ediyoruz. Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları 142 gündür devam ediyor. Bu saldırılarda yaklaşık 30 bin kişi şehit oldu, 70 bin kişi de yaralandı. Sizler İsrail'in Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği soykırımla ilgili neler söylemek istersiniz? Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'd. Hamdallah, salat ve selam peygamberine olsun. Rabbim programımızı hayırlara vesile kılsın inşallah. Rabbimiz Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ve yakturuna l bi hak. Onlar haksız yere peygamberlerini katlettiler. Yani acımadan kendi peygamberlerini katleden insanların, bu kadar insanları kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden ayrım yapmadan öldürmelerine şahit oluyoruz ki bunların karakterlerini net bir şekilde görmemiz açısından önemli bir boyut. Bir başka boyut Sibel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis şerefinde ahir zamanla ilgili söylerken diyor Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Öyle ki bir taş, bir Yahudi bir taşın bir ağacın arkasına saklandığında taş ağaç dile gelip ey Müslümanlar arkamda bir Yahudi var diyor. Biz bu hadisi anlamazdık ama bugün Yahudilerin yapmış olduğu bu katliamlar, bu zulümler karşısında taşların, ağaçların bile deliye gelebileceğini görebiliyoruz. Yani insaf ve merhamet, vicdan diye herhangi bir şey yok, hiçbir kutsal değer yok. Bu kapsamda Yahudilerin karakterini net bir şekilde gördüğümüzü, tüm dünya insanlar açısından onların artık o mazlumluk rollerinin olmadığını, işte Hitler bizleri yaktı, benzeri eylemler, söylemleri vardı. Ama onların bu gerçek anlamda Yahudi karakterini gördüğümüzü söyleyebiliriz bu kapsamda. Evet. Gazze'de yapılan soykırımın hali hazırda bir insanlık suçu olduğunu biliyoruz. Ancak Müslüman'ın bu gibi durumlarda nasıl bir dini sorumluluğu var? Bir Müslüman neler yapmalı? Dünya Müslüman Alimler Birliği diye bir teşkilat var. Her İslam ülkesinin en önde gelen Müslüman alimi buna üyedir. Mehmet Görmez bu teşkilatın başkan yardımcılığına seçildi. Bunlar savaş başladığı zaman bir fetva yayınladılar ve o fetvalarında şunu söylediler: İslam ülkelerinin resmi ordularının Gazze'ye gidip oradaki Müslümanlara yardım etmesi, işgalcileri oradan çıkartması farzdır. Birinci kapsamda Mısır, Suriye. Ürdün, Lübnan bu ülkelerin askerlerinin e, Gazze'deki Müslümanlara yardım etmesi, diğer ülkelerin, İslam ülkelerinin de askeri teşhisat noktasında onlara destek vermelerinin farz olduğunu dile getirdiler. Yine aynı şekilde kim bu soykırım karşısında sessiz davranırsa, hıyanetun lillahi ve lirasulihi ve lilmu'minin, Allah'a peygamberine ve müminlere ihanet etmiştir. Ve devamında kim bu soykırım ve bu katliam karşısında sessiz kalırsa Allah katında en büyük günahlardan birisini işlemiştir dediler. Başka bir fetva kurulu dahaza cihadun meşruun mukaddesetun mübareke bu meşru mukaddes mübarek bir savaştır. Filistin toprakları sadece Filistinlilere ait değildir. Filistin toprakları vakıf malıdır, bütün Müslümanların ortak toprağıdır. Nasıl ki Kabe Suudi Arabistan'ın mülkü değil, bütün Müslümanlarınsa Kudüs'te Mescid-i Aksa da bütün Müslümanlarındır. Müslümanların bu kapsamda Gazze'ye ve mukaddes değerlerine karşı mücadele etmeleri zorunlu bir farzdır. Buna şunu eklememiz gerekiyor ki, nasıl namaz farsa, oruç farsa, hac, zekat farsa, bugün Müslümanların da cihad etmesi, oradaki Müslümanlara yardım etmesi farz. Bu da, şunu da vurgulamamız gerekiyor, nasıl Bedir Savaşı, imanla küfrün, hakla batılın savaşıysa, bugün Gazze'de yapılan Hamas'ın yapmış olduğu bu savaşta net bir şekilde safların net olduğu bir iman, küfür, bir hak ve batıl savaşı olduğunu söylememiz gerekiyor. Burada bizim toplumsal olarak karıştırdığımız bir nokta var. O da şudur. Mesela diyelim ki Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Keşmir'de, Felluce'de ee, Karabağ'da, diyelim Halepçe'de benzeri yerlerde zulüm oldu. Müslümanların bu zulümün ne de olursa olsun, ister Müslümanlara ister diğer milletlere karşı yapılan zulme karşı Müslümanların tavrı nettir. Ancak eğer bir zulüm Müslümanlara yapıyorsa bunun dini boyutu itibariyle düşman bir İslam ülkesine girdiğinde fıkhen diğer Müslümanların o Müslümanlara yardım etmesi farzi kifayedir. Ama bugün Gazze'deki savaşa baktığımızda Burada biraz daha farzı ayın boyutuna çıkıyor. Çünkü mukaddes değerler etrafında yapılan dini bir savaş var. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şunu söylüyor. Kıyamete kadar Beytul Makdis'in etrafında ve teklerinde hakla batılın savaşı olacak. Gazze halkı bu anlamda bir ribattadır. Gazze halkı Mescidü sadece bir vatan müdafası değil, yani Mescid-ül aksayı koruma adına da bir nöbet tutuyorlar. Ve bugün Müslümanlar onlara yardım etmemizin zorunlu olduğunu, dini bir vecibe olduğunu söylememiz gerekiyor. Buna ek olarak da şunu söyleyelim, maalesef ki karıştığım bir nota, yani Mescidü'l-Aksa'yı da biraz bu anlamda açmamız gerekiyor. Yani bugün Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Kabe'den sonra yeryüzünde, Kurulan ilk mescid, Kabe'den sonra ikinci mescid Mescidü'l-Aksa'dır. Aradaki zaman dilimi 40 yıl. Yine aynı şekilde biz Mescidü'l-Aksa'ya baktığımızda 3 tane kitap oradaymış. Tevrat, Zebur, İncil. Yine Mescidü'l-Aksa Etrafını mübarek kıldığımız yer diyor Rabbimiz. Yine aynı kapsamda tüm peygamberlerin şehridir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıkarken Mescidul Aksa'ya geliyor. 124 bin peygambere orada imamlık yapıyor. Yani o toprakların her karışında peygamberlerin şezde izleri vardır. Efendimiz bu kapsamda Mescidul Aksa'ya ziyaret etmemizi, orada namaz kılmamızı, oraya gidemezsek de zeytin yağı kandillerini yapmak için zeytin yağı gönderin. Yani oraya sahip çıkma noktasında ciddi alanda tavsiyeleri var. E, bu alanda yani buranın eteklerine yapılan bir savaş var. Bu savaşın e, dini olarak üzerimizde ciddi bir boyutu var. Müslümanların sessiz kalması asla caiz olamaz. Hem insan olarak hem Müslüman olarak. Evet. 7 Ekim tarihinden bu yana e, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının devam ettiğini söylemiştik. Sizler bu saldırıların başladığı günden bu yana Türkiye'nin tutumunu nasıl buluyorsunuz? Yani Türkiye halkı olarak şunu net söyleyelim. Yani burada bir katliam olduğu noktasında hem fikiriz. Ancak bu katliam ve bu soykırım karşısında nasıl bir tavır ortaya koymamız noktasında kafaların karışık olduğunu düşünüyorum. Bir diğer acı boyut da maalesef ki toplumumuzun %70 ve %80'inin gündeminde Gazze diye bir kavram yok. Bunun nedenlerinden baktığımız zaman bizim toplumumuzun büyük bir kısmı bunu bir Arap meselesi olarak görüyor. Yani Müslüman meselesi olarak değil. Bu Arapların meselesi. El-Aksa platformu olarak arkadaşlarımız bütün Elazığ'daki liselerde seminerler yaptılar. O seminerlerden sonucunda toplantıda arkadaşlarla istişare ettik. Nasıl geçti? Hepsinin kullandığı istisnasız cümle bir. Doğu Türkistan için neden sesini çıkmadı? İki, bu Arapların meselesi değil mi? Allah'a hamdolsun yüzümüz bu konuda aktır. Ama bu alanda yani bizim Türk toplumu olarak meseleye bir Arap meselesi olarak bakılması, Kürt toplumundaki durum da şu, yıllardır biz zulme uğradık, biz daha mazlumuz, işte Halepçe'de Saddam katliam yaptı, şöyle oldu e, vesaire. Kimse bizim yanımızda durmadı, biz neden başkalarının haklarını savunalım? Yani Türk ve Kürt toplumunun bakış açısında bir problem var. Bir diğeri, ya bazıları yürüyüşleri, mitingleri anlamsız buluyor. Bir kısmı bu anlamda yöneticilerden bekliyor. Bir kısmı hayatını yaşıyorlar. Hiçbir şey umurlarında değil. Geçen hafta stadyumda Elazığ maçı vardı. Gençlerimizi bu alanda biraz daha harekete geçirebilmek şuur sure, bilinç noktasında. Maalesef gençlerimizin yani verilmiş olduğumuz afişlerde kimse almadı. Hatta hakaret edenler oldu. Yani genel anlam itibariyle halkımızda bu anlamda bir problem var. Bir kısmı da televizyonu izlediğinde vah diyor, yazık diyor. Allah İsrail'in belasını versin diyor. Eğer camide yardım toplanıyorsa, 5-10 lira verdiyse görevini yaptığını düşünüyorum. Bir kesim bu. Diğer taraftan problem şu, yani bizim maalesef ki bu alanda bizim cami cemaatimiz yeteri kadar tepkisini ortaya koymadı. Türkiye'deki e, tarikatlarımız, belli başlı cemaatlerimiz, bizim sedalarımız, bizim akademisyenlerimiz, bizim medrese, Kur'an kursunu okuyan öğrencilerimiz, yani bu zulüm karşısında yeteri kadar bir tepki ortaya koymadıklarını görüyoruz. Bunun dışında yani Türkiye'deki partilerimiz, Türkiye'deki feministler, humanistler, hayvan haklarını savunanlar, insan haklarını savunanlar, milliyetçi kardeşlerimiz hiçbir tanesi bu alanda gerçek anlamda yeteri kadar tepki ortaya koymadı halk bazında. Devlet bazında baktığımızda da yani Sayın Cumhurbaşkanımız e, Almanya'da İsrail bir terör devletidir dedi. Hamas bir mücahitler ordusudur dedi. Dışişleri Bakanımız bu kapsamda. İsrail hırsızdır dedi. Ama uygulamada biraz çelişki gördük. Yani bu kapsamda biraz bir zafiyet var. Yani biz bu alanda Türkiye devlet olarak da şunları yapmasını bekliyoruz. Bir diplomatik olarak ilişkilerin kesilmesini istiyoruz. Yani büyük elçi istişare amaçlı geri çağrıldı. Biz e, istişare amaçlı değil yani bir terör devletiyle hiçbir ilişkimizin olmasını istemiyoruz. Bir başka boyutuyla Bugün ülkemizden ortalama günde 8 tane gemi İsrail'e yiyecek, içecek taşıyor. Meyve, zebze buradan gidiyor. Çelik, demir buradan gidiyor. Yani bu alanda hükümete çağrıda bulunuyoruz. Yani bunların kesilmesi. Bir diğeri de talebimiz şu. İsrail gazı diye Avrupa'ya satılan bir gaz var. Yani Filistinlerin hakkı olan kendi topraklarının gazının İsrail'e satılması noktasında bir anlaşma yapıldı. 7 Ekim'den sonra bu anlaşma askıya alındı. Biz askıya alınmasını değil iptal edilmesini istiyoruz. Yani bu cani ve bu katillerle hiçbir ilişki olamaz. Yani hükümetin bu anlamda bir takım adımlar atmasını bir de insani yardım noktasında biraz daha yani şu anda Mısır'dan maalesef ki 25 binin üzerinde tır bekliyordu hala tırların içeri girmesinde problem var. Bazı tırlardan 7 bin dolar civarında bir para rüşvet teklifinde bulunuluyor. Yani artık bu bir gemi ve benzeri bir filonun oluşturulması. Tabi Türkiye'nin bunu yapması belki mümkün olmayabilir ama Birleşmiş Milletler'de diğer Çin'dir, Rusya'dır, İspanya'dır yani Avrupa'nın veya farklı ülkeleri yanına alarak insani koridorun açılması noktasında öncülük yapabileceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda hükümete bir takım çağrılarımız ve taleplerimiz var. Evet. Sizler e, her Müslümanın Gazze konusunda hassas davranması gerektiğini hatta cihat etmesi gerektiğini söylediniz. Evet. Bunun yanında ancak e, Müslüman devletlerin birçoğundan herhangi bir tepki söz konusu değil. Evet. Sizler bu sessizliği, bu tepkisizliği neye bağlıyorsunuz tam olarak. Bu alanda geçen Filistin Alimler Birliği Başkanı Nevat Takruri Elazığ'a gelmişti, burada bir konferans verdi. O şöyle bir cümle kurdu. Biz e, İslam ülkelerini üç ayırıyoruz. Bir kısmı hain, bir kısmı korkak, bir kısmı güçsüz, zayıf. Bugün Arap ülkelerinin büyük bir kısmı büyük bir ihanet içerisindedir. Yani Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan sonra e, belirli aileleri başa getirdiler ve onları kendilerine bağladılar. Bugün Arap krallarının çok büyük bir kısmı kendi haklarına güvenmiyor. Çünkü Müslümanlar uyandıkları zaman onların saltanatları yıkılır. Yani İsrail onlar için bir kurtarıcıdır. İsrail'e güvendikleri kadar Müslümanlara güvenmiyorlar. Bu alanda büyük bir ihanet içerisinde olduklarını görüyoruz. Aynı şekilde bunlar Allah'a ve peygamberine karşı da ihanet ettiler. Görev bir emanettir ve az önce cihat dediğim şey şu Allah böyle mübarek ve mukaddes bir savaşta temiz olmayanlara da nasip etmez. Mesela bir Selahattin Eyyubi'ye baktığımızda Selahattin Eyyubi Kudüs işgal altındayken kendisine gülmeyi de haram kılmıştı. Yani tuvalet taşını altından yapan kralların Gazze'deki mazlumlara yardım etmesi mümkün değil. Peki halklar neden sesini çıkartmıyor? Acı olan bir tarihimiz var. Bu bölgenin halkları tarih boyunca büyük baskılara maruz kaldılar. Mesela Kerbela'da Hz. Hüseyin radıyallahu an şehit edildi. Başı kesildi. Başı Emevi Şam Camisi'ne getiriliyor. Ve işte isyan edenlerin akıbeti böyle olacak diye tehditler ediliyor. Sahabenin bir kısmı, sah, tabi nesli sah bu kadar baskının altında kimsenin sesini çıkartma cesareti yok. Veya aynı şekilde Kabe mancılıkla taşlanıyor. Abdullah bin Zübeyir Kabe'nin içerisinde şehit ediliyor. Yani tarih boyunca bu bölgenin insanları büyük bir baskı gördükleri için seslerini çıkartacak bir cesaretlerinin olmadığını görebiliyoruz. Mesela Mısır'da her zaman firavunlar var olmuştur. Veya biz bu kapsamda baktığımızda bugün Ürdün Filistin'in sınırıdır. Bugün 2 milyonun üzerinde Filistinli Ürdün'de yaşıyor. Gazze halkı onların akrabalarıdır bir kısmı. Ama maalesef ki bugün Ürdün devleti e, sınıra tamamen tanklarını yerleştirmiş. Yani Filistinlilerin Gazze'ye geçmesini engel oluyor. Yani bunu gördüğümüzü ifade edebiliriz. Aynı şekilde Batı Şeria dediğimiz yani Mahmut Abbas yönetiminin 70 bin tane asker polis memurunun maaşını İsrail veriyor. Yani bunlar bugün Gazze yani Batı Şeria'daki halkın da Gazze yardım etmesi noktasında büyük baskılar yaptıklarına maalesef ki şahit oluyoruz. Evet. Sizler geçtiğimiz günlerde Anadolu sivil toplum kuruluşları olarak Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirdiniz ve bir dizi görüşmelerde bulundunuz. Bu ziyaretlerde kimlerle görüştünüz? Neler konuşuldu? Neler talep edildi? Biz e, Ankara'da sivil toplum kuruluşları olarak gittik. Amacı olan bir tablo 17 tane il katıldı. Yani Türkiye olarak biz maalesef ki bu mazrumiyet, bu zulüm karşısında yeteri kadar tavır almadığımızı söyleyebilirim. Orada Numan Kurtulmuş Meclis Başkanımızla görüştük. Milli Eğitim Bakanımızla görüştük. Ticaret Bakanından randevu alınmıştı. Nijer Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelmişti. İstanbul'daydı. Kendisi Ankara'da olmadığı için onunla görüşme sağlanamadı. Süleçer'in arkadaşları görüşeceklerdi doğrusu ondan sonraki süreç ne oldu tam bir şey söyleyemiyorum. Biz meclis başkanımızdan şunu talep ettik. Dünya meclislerinin harekete geçirilmesi noktasında davet mektuplarını göndermesini talep ettik. Kendisi de bu kapsamda şunu söyledi. Dedi arkadaşlar birinci gündemimiz her zaman gazze olmuştur. Geçen hafta Avrupa ülkeleriyle ZOM üzerinden bir toplantı yaptık ve toplantıda ben kendilerine şunu sordum. Siz Rusya, Ukrayna'da şu, şu bölgeyi işgal etti diyorsunuz. Rusya, Ukrayna'da çocukları öldürdü diyorsunuz. Peki İsrail Gazze'de çocukları öldürmüyor mu? İsrail, Filistin topraklarını işgal etmedi mi diye sordum, başlarını önüne yediler. Yani bu kapsamda Avrupa devletlerinin hakikatin gerçeği gördükleri halde tavır almadıkları ülke çıkarları açısından bunu dile getirdi. Biz kendisine milletvekillerimizin rafa sınır kapısına giderek de onların orada bir eylem yapmasını talep ettik. Kendisi bu kapsamda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteriyle bir görüşme sağladığını, kendisinden Mısır'a gittiğini ama Mısır'a rafa sınır kapısına yanaştırılmadığını söyledi. Yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine izin verilmezken milletvekillerine de kimsenin izin vermeyeceğini söyledi. Tabi süreç içerisinde Diyanet İşleri Başkanımız da gitmek istedi ama hala kendisine vize verilmemiş. Yine aynı şekilde boykotu söyledik. Kendisi de mecliste boykot uyguladığını ifade ettiler. Ama kullanmış olduğu bu cümle benim için çok önemli. Küresel sistem Yahudilere çalışıyor. Bu savaşı ancak halklar durdurur. Bir daha söyleyeyim. Küresel sistem Yahudilere çalışıyor. Bu savaşı ancak halklar durdurur. Sakın mitingleri, görüşleri bırakmayın. Özellikle Avrupa'daki bileşenlerinizle iletişimde olun. Onlar bırakmasınlar. Halkın çıkartacağı ses bu e, savaşın durması noktasında önem arz ediyor dedi. Evet. Gazze'de şu an Hamas'ın, Filistinler'in muhteşem bir direnişi söz konusu. Güçlü topları yok, silahları yok. Ancak... E, bir iman gücü dediğimiz güçleri var. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Ya bu sadece iman gücüyle olacak bir şey mi? Bu iradenin arkasında sizce ne var? İnsanın fıtratında korku diye bir şey var. Mesela Suriye'de savaş çıktığında Suriye'nin nüfusu 18 milyondu. Bugün 12 milyonu muhacir. Ülkesini terk etti. Veya kendimize gelelim biz Elazığ depremi gördük. Biz Kahramanmaraş depremine şahit olduk. Evlerimizde duracak cesaretimiz olmadığı köylerimize kaçtık mesela. Yani insan e, bomba, korku, deprem olduğunda kaçar. Gazze halkına baktığımızda üç tane nükleer silahın etkisi kadar bomba atıldı. Bunların bu direnişlerine baktığımızda ciddi alanda bir imanın var olduğunu şahit oluyoruz. Ve burada aslında alacağımız önemli derslerden bir tanesi de şudur. Bir ara Uluslararası Hamas Sözcüsü Elazığ'a gelmişti. 20 tane çocuğu vardı. Yani bizi öldürseler de bizim çocuklarımız bu toprakları İsrail'e bırakmayacak. Böyle bir inanç var. Bir diğer boyutu da şu. Gazze halkına baktığımızda liderleri, önderleri büyük bir fedakarlık ortaya koydular. Mesela Şeyh Ahmet Yasin'e baktığımızda yani bir cihat profesörü, bir davet profesörü, bir fedakalı profesörü olarak görebiliyoruz. Mesela Halil Meşal'den, Rantisi'den ve yani birçoğunun hayatında bunlar var. Mesela hadis profesörü var Mizan Rayan. Bu adam üniversitede hadis dersi anlatıyor gündüz, akşam tünel kazmaya gidiyor. Halk bunları görüyor. Yani liderleri bu anlamda örnekli teşkil ettiklerinden dolayı halk da buna göre bir şekillendi. Bir diğer boyutu itibariyle de baktığımızda Gazze halkında ciddi bir eğitim var. Yani dünya ekseninde eğitim düzeyi olarak birçoğu üniversite mezunu. Ve biz bunu da net bir şekilde söylemek isterim. Bugün küresel sistemin hizmet ettiği Yahudilerin okullarında karma eğitim yok. Bugün küresel sistemin desteklemiş olduğu İsrail'e karşı direnen Hamas'ın okullarında da Gazze'de de karma eğitim yok. Biz çok mübarek bir iş yaptık diye böyle övünüyoruz ama yani bu anlamda ciddi bir eğitimin varlığını görebiliyoruz. Bir diğer boyutuyla da yani kadınlar bu konuda büyük fedakarlıklar ortaya koydular. Çünkü toplumu doğuran kadınlardır. Çocuklar sabah okula giderken kadınlar da camilere gittiler, büyük bir eğitim gördüler. Çocuklarına oğlum ben seni bunun için yetiştirdim. Bugün senin görevin mücadele etmektir. Yani bu anlamda biz baktığımızda Gazze halkının eğitim noktasında, fedakarlık noktasında bizim için büyük bir örnek teşkil ettiğini söyleyebiliriz. Evet. İsrail'in saldırılarının 142 gündür devam ettiğini söylemiştik. Geçtiğimiz haftalarda bir ateşkes konuşuldu, söz konusuydu. Ancak Netanyahu bunu kesinlikle reddetti ve Refah'a da saldıracağını söyledi. Sizler İsrail'in saldırılarının nerede son bulacağını düşünüyorsunuz? İsrail sizce nereye kadar gidecek? bu savaşın biteceğini düşünmüyorum. Yani geçici bir ateşkes olabilir. Ama bu Filistin Hamas tarafından da Gazze ve Filistin toprakları özgürleşinceye kadar devam edecek. Bir diğer boyutuyla asla Yahudilerin barış söylemlerine güvenemeyiz, inanamayız. Çünkü biz Efendimizin hayatına baktığımızda, Efendimiz Medine'ye geldiğinde Medine Sözleşmesi etrafında Beni Kaynulka, Beni Kureyza, Beni Nadir oğulları Yahudileriyle bir anlaşma yaptı. Ama bunların hepsi süreç içerisinde ihanet ettiler. Beni Nadir oğulları kabilesi Efendimiz'e suikat girişiminde bulunuyor. Beni Kureyzalılar Müşciklerle müşriklerle anlaşarak Hendek savaşından Müslümanları arkadan vurmanın içerisinde içerisindeler. Yani tarih boyunca Yahudiler ne zaman bir güç ellerine ulaştığında ilk fırsatta ihanet ettiklerini arkadan vurduklarına şahit olabiliyoruz. E, bu kavsanda Yahudilerin barış söylemleri asla doğru olamaz. Ama şöyle bir gerçeklik var. Şu anda İsrail'in kendi verilerine göre 13 binin üzerinde askeri yaralı. Hamas kaynakları bunun en az 4-5 katı olduğunu söylüyorlar. Yani İsrail'in bu anlamda askeri olarak ciddi alanda yıprandığını, bir diğer boyutu itibariyle günde ortalama 1 milyar doların üzerinde silah e, harcadığını biliyoruz. Yine aynı şekilde e, Gazze ile Tel Aviv arasındaki o yerleşimci demiş olduğumuz kesim vardı. Bunlar 70 kilometre geri kaçtılar ve bunların hepsi şu anda otellerde konaklanıyor. İsrail bunların her birine ayda... 5.500 dolar maaş veriyor. Ee, ekonomik olarak da İsrail ciddi alanda bir yıpranmışlık söz konusu. Geçici toparlanma açısından bir ateşkes söz konusu olabilir. Ama şu anda geçen Halil Meşal'in ifadesiyle Ramazan ayında Kudüs'ü de işgal edebileceklerini, Kudüs'e de bir saldırı, bir katliam gerçekleştirine dair bir takım e, ciddi söylemler var şu anda. Bunu da bekliyoruz. Yani bu süreç barışla sonuçlanmayacak. Yani tam nihai bir çözüm diyeceğimiz yani onlar alt edilmeyene kadar, onların o güçleri kırılmayana kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceklerini net bir şekilde söyleyebiliriz yani. Evet. Sizler e, El Aksa platformu içerisindesiniz. El Aksa platformu da Gazze'ye destek amacıyla kurulmuş bir platform. Bu El Aksa platformu içerisinde ne tür etkinlikler düzenliyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Yani toplumumuzu bilinçlendirebilme adına biz e, okullarda seminerler verdik, yürüyüşler yaptık, mitingler yaptık, e, konferanslar verdik e, ama maalesef ki tüm bunlara rağmen istemiş olduğumuz sonucu elde edemedik. Yani bunun temel nedeni toplumumuz mitingleri anlamlı bulamıyor, bulmuyor. Halil Meşal ile yapmış olduğumuz bir e, zon toplantısında demişti ki asla mitingleri bırakmayın. Mitingler Gazze halkına, Filistinlere ciddi alanda bir moral oluyor. Yani onlar Müslümanlar bizi terk etmediler. Bizi yalnız bırakmadılar. Her ne kadar kralları, yöneticileri bizim yanımıza durmasalar da yani bu anlamda dikkat çekebilmek, onların yanında olduğumuzu gösterebilme adına bu mitingleri yaptık. Aynı şekilde bunlar İsrail'e karşı da bir korku. Yani İsrail Müslüman haklarını hala uyumadığını, hala direnişte olduğunu görmesi açısından da büyük bir anlam ifade ediyor. Bir diğer boyutu da yani şu, yani demokratik ülkelerde hakların göstereceği tepkiler e, siyasetçilere baskı unsuru oluşturur. Yani şöyle söylemek gerekirse, siyaset çok net bir şekilde halka göre şekillenir. Mesela diyelim ki, Türkiye'de bir siyasi lider e, Hamas'a terörist dedi. Halk tepki ortaya koyunca, e, refah sınır kapısına yürüyelim dedi. Yani halkın buradaki tavrı, bu yürüyüşler, bu mitinglere biz bu anlamda büyük bir önem e, at ediyoruz. Mesela Numan Kurtmuş'u ziyaret ettiğimizde kendisi şunu söyledi. Ankara'daki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Güzel bir miting yaptılar. Yani 120 bin kişi katılmış resmi kayıtlara göre. Yani siyaset halka göre şekilleniyor. Ama maalesef ki tüm çabalarımıza rağmen mesela Elazığ 590 bin nüfusu var. Miting nerede? 2 bin kişi. Yani hiçbir siyasi parti böyle bir kitleyi e, arkasına alarak bir eylem, bir hareket bir politika geliştirmez ama meydanlarımızda 70-80 bin kişi olsaydı bu zulme karşı tavır ortaya koysaydı e, siyasetin de politikanın da birçok şeyin de rengi değişmiş olacaktı. Bu anlamda yani bizim bu mitingler noktasında Aksa Platon'u göstermiş olduğumuz şeylerde şunu söylememiz gerekiyor: Biz Batı karşısında gerçekten güzel bir sınav vermedik. E, mesela geçen Biden şöyle bir açıklama yapmıştı. Sisi e, insani yardımların rafa ulaşmasına engel oluyor dedi. Bunun nedeni Amerika'daki milyonluk gösterilerdir. Yani halklar tepki ortaya koyunca yani partiler oy kaybetmeme adına yani usluplarını değiştirebiliyorlar veya mesela biz bu kapsamda İngiltere'ye baktığımızda ilk İsrail'e gidip de ziyaret gerçekleştiren ülkelerden bir tanesi. Bugün İngiltere'nin tavrına baktığımızda İsrail'in katliam yaptığını, artı durması gerektiğine dair bir takım seslerin çıktığını net bir şekilde görebiliyoruz. Muhammed Emin Yıldırım kendisi şöyle bir şey anlatmıştı. Kopanaktaydım. Bu hastane katliamı olduğunda oranın bir ilçesinde konferans vermek için gitmiştim. hastane katliamı duyulduğunda biz de meydana çıkalım diye dışarı çıktık. Yani tahminen dedim bir 203 kişi ya olur ya olmaz. Gittiğimde 30 bin kişi toplanmıştı. Yani Hristiyan kendinin içerisinde Hristiyan halkları bu tepkiyi ortaya koyarken yani El Aksa platformu olarak bu uyuyan kitlemizi, halkımızı bu zalim katillere karşı uyarma, uyandırma noktasında tüm zikaretlerimize rağmen istemiş olduğumuz e, mesafeyi alamadığımızı söyleyebilirim. Evet. Biraz da boykot konusuna değinmek istiyorum. Saldırıların başladığı günden bu yana İsrail'e destek veren ya da İsrail menşeli ürünlere karşı bir boykot yapılması çağrısında bulunuldu. Ancak e, gözlemliyoruz ki toplumumuz bu boykot çağrısına çok fazla dikkat göstermedi, çok fazla kaynağı almadı. Sizler bu noktada rahatlığımızdan vazgeçemediğimizi mi düşünüyorsunuz yoksa iman noktasında bir zayıflığımız olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bunun temel noktalarından bir tanesi imani bir boyut, ikincisi ise bir gaflet söz konusu. Bir diğeri de yani ben bir torsil alsam da veya bir kahve isem de ne olacak yani bununla mı kılacak? Yani burada bir bilinç problemi var. Bu anlamda Dünya Müslüman Alimler Birliği bir fetva yayınladı ve fetvasında İsrail mallarını almanın haram olduğuna dair bir fetva verdiler. Bu fetvanın gerekçelerinden baktığımızda bir Mescidul Aksa'nın yıkılmasına sebep olmak. ikincisi Müslümanların yurtlarından çıkarılmasına sebep olmak. Üç, zalim Yahudilere destek vermek. Bir başka boyutuyla da Allah ve Resulüne ve müminlere ihanet etmektir. Yani emanete, görevlere ihanet etme anlamında bir takım fetvalar verdiler. Bu anlamda biz boykota baktığımızda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nadir oğulları Yahudilerin ihaneti neticesinde nadir oğullarını kuşatıyor. Bu kuşatma esnasında Yahudiler teslim olmayacak psikolojik onlar onlar dünya bağlarına çok düşkün oldukları için Efendimiz onların hurma ağaçlarının kesilmesini emrediyor ve Kur'an-ı Kerim Rabbimiz buna işaret eder. Ma katat'tum min lilletin av teraktum ma'a ala Kesmiş olduğunuz hurma ağaçları da bıraktığınız Allah'ın izniyledir. Yani Rabbimiz onların bu dünya malına düşkün olmasından dolayı ekonomik olarak bize böyle bir yol, bir yöntem gösterdi. E bu anlamda bizim bu boykot noktasında bir bilinç problemimiz var. Bir diğeri aslında boykot ülkenin çıkarları açısından önemli bir şey. Yani yerli üretimin artmasına sebep oluyor. Enflasyonun dengelenmesine sebep oluyor. Dolar kurunun artması noktasında bir dengeleme söz konusu. Yani maalesef ki toplumumuz bu konuda bir bilincinin eksik olduğunu söylememiz gerekiyor. Geçen gün e, Hollanda'dan gelen bir komşum vardı. Ona bu konuda sordum. Kendisi şöyle bir cümle kurdu. Avrupa'da İsrail ürünlerinden bir tane alana 3-4 tane bedava veriliyor dedi ama kimse almıyor. Yani biz bu anlamda biraz kimlik ve kişiliğimizi de kaybettik. Yani boykot sadece bir anın meselesi, bir şahsiyet meselesidir. Yani 3-4 lira ucuz oldu diye kimliğimizi, kişiliğimizi, insaniyetimizi kaybetmemiz asla doğru olamaz yani. Burada ciddi anlamda bir bilinç problemimiz var. Ümit ediyoruz ki inşallah bu sefer biraz daha yani toplum alanında yeteri kadar olamasa da toplumun tamamı ama ciddi bir bilincin de yavaş yavaş şekillendiği noktasında umudumuz var. Evet. 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze'de bir zulüm olduğunu söyledik. Bunun haricinde dünyanın birçok noktasında da Müslümanlara karşı bir zulüm söz konusu. Ancak bazı insanlarda da bu zulümler beni ilgilendirmez gibi bir tavır söz konusu. Sizler insaf ve vicdan noktasında zayıfladığımızı düşünüyor musunuz? Ciddi alanda bir yani insafi notada bu zulmün karşısına sesini çıkartmayan e, insaniyetini de kaybediyor diyebiliriz. Yani şu anda bir insanlık dramı var, bir insanlık savaşı var. Biz tarih kitaplarında işte Moğollar şu katliamı yaptılar, Haçlılar işte Kudüs'te şu katliamı yaptılar kitaplarda okuduk ama bugün biz canlı şahitleriz. Ve bizden sonraki nesiller bunları okuyacaklar. Yani şahit olmuş olduğumuz, görmüş olduğumuz bu katliam karşısında yani insanın ses çıkartmaması dini olarak, ahlaki olarak kabul edecek bir tarafı yoktur. Yani bu alanda maalesef ki uyuyan bir insanı uyandırırsınız da zehirlenen bir insanı uyandırmanız mümkün değil. Sanki Müslüman toplumlar da biraz da zehirlenmeye doğru gidiyoruz. Batı toplumu bu kapsamda büyük güzel bir sınav verdi. Ümit ki Müslümanlar orta hatalarımızın farkına varıp da vicdanı, insani vicdanın da harekete geçeceği notasında bir takım umutlarımız var inşallah. Evet programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. İsterseniz son sözlerinizi alalım. Yani bu anlamda şunu özellikle vurgulamak isterim. Bir mali yardım önemlidir. Ve cahidu fi sebilillahi bi ve anfusikum Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Yani zekat verilebilinir, verilmesi gerekiyor. Bugün Gazze yerle bir olduğu ciddi alanda hastalar, yaralılar fazla var. İnsani, çok ciddi alanda yetimlerimiz var. Yani burada bizim insani olarak oradaki kardeşlerimize mali yardım yapmamızın dini bir boyut farz olduğunu söylememiz lazım. Bir diğer boyutlu Efendimiz sallallahu aleyhi şunu söylüyor. Allah Azze ve Celle kıyamet gününde ey kulum ben acıktım sen beni doyurmadın. Kul diyecek ya Rabbi sen alemlerin Rabbiydin ben seni nasıl doyurayım? Allah diyecek ki filan kulum acıktı onu doyursaydın beni doyurmuş olacaktın. Tabi hadis uzun yani bu anlamda Müslümanlar olarak aç olan bizden yiyecek isteyen bir halk var ve bizim bu alanda iş adamlarımıza sesleniyorum. Bugün camidir, Kur'an kursudur, medresedir. Bunlardan daha öncelikli bir farzımız oradaki insanları doyurmaktır. Bugün umreye gitmek nafiledir ama oradaki insanlara yardım etmemiz farzdır. Yani bu anlamda bir şuurun olması gerekiyor. İkincisi yani bir bilincin oluşması lazım. Bunu sadece Arap meselesi, Müslümanların ortak meselesidir. Arap nüfus dediğimiz 500-600 milyon Müslüman ülkelerine baktığımızda yani 2 milyarlık Müslüman bir nüfus var. Bir buçuk milyar Arap olmayan Müslüman var. Yani bütün Müslümanların bu kapsamda bir bilinç içerisinde olması lazım. Yine bizim toplum itibariyle Nil ve Fırat bize vaat edilen toprakları diyor İsrail. Ee, yani bizim ülkemize de, bizim topraklarımızda da gözü var. Yani bir bilinç problemimizin olduğunu söylememiz gerekiyor. Ee, bu anlamda dünya yavaş yavaş üçüncü dünya savaşına doğru gidiyor. Yani bizim kendimiz olarak, ülke olarak bir hazırlık içerisinde olmamız lazım. Ve toplumsal olarak da bizim ciddi alanda Ramazan'da geliyor bir tövbe etmemiz lazım. Bakın Rabbimiz Azze ve Celle bu kapsamda bize şöyle söyler tövbe süresinde. Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıkın denildiğinde niçin çakılıp kaldınız? Yoksa siz dünya hayatını ahirete tercih mi ettiniz? Devamında illa tenfiru eğer Allah yolunda mücadele etmezseniz, savaşmazsanız, elinden gelen gayreti göstermezseniz yu'azibkum azaben elima. Allah size elem verici bir azap gönderir ve yestebdil kavmen gayrekum sizin haricinizde başka toplumları getirir. Diyor Rabbimiz. İslam kimsenin babasının malı değil. Eğer biz bu dinimize sahip çıkmazsak İslam buradan hicret edip gidecek ve biz tövbe etmezsek millet olarak, devlet olarak bu soykırım karşısında doğal afetlerin, belaların, musibetlerin, acı veren azapların da geleceğini Rabbimiz bu kapsamda bize söylüyor, uyarıyor. Ee, ciddi alanda bir tövbe etmemizin gerekli olduğunu hatırlatmak isterim. Sonra tabi bir duyurum var. Ee, ortaokul öğrencilerine yönelik olarak Kudüs, Selam Sana Kudüs Diyanet'in çıkarmış olduğu bir kitap. Ee, ödüllü bir sınav yapacağız. Yani Kudüs'ü gündemde tutmak, çocuklarımızı bu anlamda bilinçlendirme noktasında. Lise öğrencilerimize yönelik olarak da Kudüs davamız diye Ahmet Varol'un bir e, kitabı var. Lise öğrencilerimize yönelik olarak da burada bir yarışma, bir sınav yapılacak, ödüller olacak. E, i̇nşallah gençlerimiz bu anlamda katılırlar. Kudüs'ü, Mesul Aksa'yı, Gazze'yi, insaniyeti, vicdanı hatırlama noktasında elimizden geleni yapacağız. İnşallah etkisi olur diye ümit ediyorum. Bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizler Allah teşekkür razı edir, olsun. Sen. Sağ olun, teşekkürler. Değerli izleyenler, bu haftalık Gazi Unutma programının sonuna geldik. Programımızda Davet ve Kardeşlik Derneği Elazığ Şube Başkanı Abdülmecit Ersöz'ü konuk ettik. Önümüzdeki hafta tekrardan görüşmek dileğiyle. İyi günler.